Arkadaşlar yeni bir muhabbet faresi kanalı videosuna tekrardan hoş geldiniz. Siz kanala abone olurken ben de konu başlığımızı size söylüyorum. Konu başlığımız neden muhabbet kuşu yavrusu sahiplenmelisiniz veya muhabbet kuşunu niye sahiplenmelisiniz? Arkadaşlar öncelikle çocuklu aileler için ilk başlangıçta çocuklara bir hayvan sevgisini aşılamanın en kolay yolu arkadaşlar bu. Hayvanları sahiplenmeniz. Şu şekilde şunu da açayım. Bu hayvanlar yavru muhabbet kuşlarımız bu şekilde el alışmış ve kolay oldukları için bunları sahiplendiğinizde pet shoplardan çocuğunuza hayvan sevgisini, hayvana bakılması gereken sorumluluğu öğretmenin en kolay yolu ve rengarenk oldukları için çocukların da ilgisini çok fazla çekiyorlar. Onlara karşı bir ilgi, sempati sürekli duyuyor zaten çocuklar. Ne kadar onlardan korktuklarını düşünseniz de ısıracak, edecek, hayvan çocuk korkacak, çocuk tiksinecek böyle bir durum olmaz. Kuşun ilk ısırığından sonra kuşun onun canını yakmadığını anladığında kuşa yeniden zaten aynı şekilde sempati duymaya devam edecek. Kuşlar sandığımız kadar can açıdan böyle ısırıklarında bize zarar verebilen hayvanlar değillerdir. O yüzden de bu konuda çok korkmanız gereken bir durum yok. Aynı zamanda muhabbet kuş sahiplenmenin en güzel taraflarından biri de evde ayrı bir renk, ses, bir aktivite arkadaşlar. Atıyorum evde bir yeni evli bir çift ikisi yalnız otururken bir taraftan da muhabbet kuşlarının sesi, onunla ilgilenmek, ortak bir sorumluluk almak olarak da düşünülebilir. Bu şekilde bu hayvanların bakımı da aynı zamanda kolay ve maliyetsizdir. Şu anda dal derinin kilosu 10 lira olduğunu, dal derin nereden çıktı ya? Normal derinin kilosu, ne güzel konuşuyordum. Normal derinin kilosunun 10 lira olduğunu düşünürseniz sadece hani bir şu an bir kafes almanın yani toplam her şey dahil bir kafesin de 60 lira olduğunu pet shoplarda düşünürseniz kuş fiyatları da pet shoplarda 100 ila 120 lira arasıdır. Totalde 100-160 lira önce sahiplenme aşaması. Sonra aylık bakımında neredeyse size 10-15 liraya değecek bir hayvan sahiplenme. Tabii ki de bu bakımın yanında ona vereceğiniz mamalar falan dahilinde değil. Ama mamaları da şöyle düşünebilirsiniz. Normal salata hazırlarken kendinize kestiğiniz maruldan 3-5 dal ona ayırıp, havuçtan 3-5 lira ona ayırıp, sabah kahvaltıda yumurta yaptığınızda yumurtanın bir kısmını güzelce kesip ona verdiğiniz takdirde zaten o yeterli mama ihtiyacını alır. Aynı şekilde taş ve kalamar kemiği de onun ayda bir almanız takdirde yetecektir. Bir kuş hani çok kemirmeyi seven bir kuş değilse gaga taşını bir ayda ancak tüketir tek başına. Aynı şekilde taşı da kalsiyum destekli Powermax'ler falan var. Onları da aynı şekilde bir ay, bir buçuk ayda tüketir. Bunların da maliyeti 10 lira falandır. Hepsinin total bir aylık maliyeti. Yeminin de 10 lira olduğunu düşünürseniz 20 liraya bir hayvana sahiplenip bakmış ve onunla bir ev açmış olacaksınız arkadaşlar. Bir de şu şekilde bir durum var. Bu hayvanı eğitilebilir, sizinle konuşabilir, sizinle vakit geçirebilir hayvan olduğu için normaldeki can sıkıntınız alacaklardır. Yani normal canın sıkılmasını engelleyeceklerdir. Bir sorumluluk sahibi olacaksınız. Çocuklarınızı aldığınız takdirde çocuklarınız sorumluluk sahibi olacak. Yaşlı insanlara verdiğiniz takdirde onların normalde canları sıkılıyor, evde vakit geçiremiyorlar. Öyle de şu pandemi sürecinde evlerden çıkamazken, onlara evlerinde bir renk sağlayabilecekken, daha hani bundan daha iyi bir renk, daha az pisleten, daha şey bir hayvan bulamazsınız. Ötüyor, insana geliyor, şımarıyor, konuşuyor. Hani daha bu ay bir de pisletmiyor. Hani hayvan dış kız dediğiniz bir ıslak bendirle sürekli evde peşinden gezebileceğiniz bir hayvanlar. Hani bunlardan daha iyi bir sahiplenecek hayvan bulamazsınız. O yüzden muhabbet kuşu sahiplenmek, hele ilk hayvan sahiplenecekseniz muhabbet kuşu sahiplenmek bu yüzden iyidir. Çok güzel konuştum ama ya. Şimdi arkadaşlar normal muhabbet bahis kanalı sahibine dönebiliriz. Bu ana kadar zaten bilgi verdim size muhabbet kuşu sahiplenmek hakkında. Güzel bir konuşma olsun istedim. Biraz gerdim de zaten kendimi, nefes de almadım. Şimdi muhabbet kuşu sahip normal, bizim kendi takipçimizin muhabbet kuşu sahiplenmesinin sebebini anlatıyorum. Muhabbet kuşu arkadaşlar sahiplenme ilk başta hobi olarak başlayacağım. Başlamak için dediğim gibi bir çok iyi bir fırsat. Bu fırsat sürecince hayvanı ele alıştırıyorsunuz, onu konuşmaya öğretiyorsunuz falandır filandır. Bunlar belli bir yere kadar. Bir zaman sonra üretime geçmek isteyeceksiniz. Üretime geçtiğinizde bu ilk başta hayvan sahiplendiğinde yaptığınız her hareketin aslında sizin için faydalı hareketler olduğunu öğreneceksiniz. Mesela hayvanın kokunuz geçtiğinde yavruna bakmama, yumurtlara bakmama gibi bir şehir efsanesinden de olmadığını öğreneceksiniz ilk başta. Yani hayvana siz dokunduğunda hayvan zarar görmüyor. Muhabbet kuşları hassas hayvanlardır. Hastalandıklarında, bir yerlere kırıldığında iyileşmesi zor olan hayvanlardır. Fakat sanıldığı kadar ele avucu alınmayacak, elimi aldım, hayvanın kaburgası kırılmasın, yok kursağına dokundum, kursağı patlamasın diyecek hayvanlara değildir. Bu yüzden işte bizim takipçimizin sahiplenmesindeki en büyük isteğim, üretime başlamadan önce tek bir muhabbet kuşuna hükmetmeyi öğrenmelisiniz. Hükmetmek deyince de biraz kötü oluyor ama hani hayvanlarda da çoğu zaman insanın ona karşı eğitmen durumunda,
Ona komut verebilir durumda olması gerektiği için bu kelimeyi kullandım. Kuşunuza gel git kelimelerini öğrettikten sonra ileride siz onun folluğunu şöyle bak. Mesela ben bir kuşumun şöyle folluğunu açtığımda folluğunda durmaz kuş. Dışarı çıkar. Şu şekilde. Normal insanlar bunları içinde dışarı çıkmadığı için övünüyorlar. Aa, bak benim kuşum dışarı çıkmıyor. Bak şöyle oluyor falan. Bu iyi bir şey değil. Üretici için o kuşun o folluktan çıkması lazım ki ben o yumurtayı, yavruyu kontrol edebileyim. Çünkü dişinin yanında kontrol edersem dişi bana saldıracak veya dişi yavruya zarar verecek. İşte yavruya zarar verme durumu burada başlıyor. Ben o anda yavruyu şey yaparken o sinirini bana atamadığı için yavruyu atacak. Bu, ya da yumurtaya o ara ben hayvanın içinde olduğu sürece yumurtaya dokunduğum takdirde yumurtayı altına almaya çalışırken yumurtayı kıracak. Bu durumlar böyle gerçekleşir. Yani bu şekilde önce sizin belli bir eğitim seviyesini, kuşu tanımanız lazım. Kuşun ne olduğunu bilmeniz lazım bu kuşu üretebilmek için. Öğrendiniz, ihtiyaçlarını anlıyorsunuz, gördünüz. Şu an halodayın hiçbir ihtiyacı yok. Sapasağlam bir kuş, yağma yok. Yani çapı kendinden gelen, anadan gelen bir çapı var. Aşağı indim. Aynı şekilde burada kuş yok. Şöyle inelim Memati. Memati ufak tipli bir kuş. Memati'nin de bir sıkıntısı yok. Çapı mapı yerinde. Şimdi buraya geliyoruz. Bakın. Bu hayvan tüyde. Neye ihtiyacı var? Bu hayvanın şu an burada. Bunun 2 günde bir yıkanmaya ihtiyacı var. 2 günde bir buna spreyle yıkıyoruz. Havalar da güzelleşti artık. Bu hayvanın mamasında havuca kendine enerji verecek. Morlağanaya kendine enerji verecek şeylere ihtiyacı var. Bu hayvanın suyuna, vitamine ihtiyacı var. Tüy vitamin. Bak bir önce normal kendini sağlıklı olması için bir vitamin. 2 günde bir de normal tüy için bir vitamin veriyoruz. Bu şekilde bu hayvan ağır tüyünü atlatmış oluyor. Şu an ağır bir tüyde. Bunları öğrenmeniz hepsi ilk başta kuş sahiplenmeden, kuşu alıştırmaktan başlıyor. Bu şekilde arkadaşlar çok konudan bağımsız olmadı. İlk 3 dakikası bilgi vericiydi. Sonrasında siz takipçilerime özel bir kısım oldu. Çok açıklayıcı bir video mu değil miydi emin değilim. Fakat bence güzel konuştuğum bir video oldu. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.